Merhaba sevgili akrepler. Sevgili akrepler, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu haftanın genel gökyüzüne bir bakalım. Hafta başında pazar günü ay boğa burcunda ilerliyor olacak. Ayın boğa burcunda ilerlemesi sizin için enerjileri biraz daha ikili ilişkilere, karşınızdaki kişiye, yakın arkadaşlıklara ve ortaklıklara çekiyor. Pazar ve pazartesi günleri ay boğa burcunda olacak. Ancak gökyüzünde özellikle iletişimle ilgili konularda bazı sıkıntılar oluşabilir. Pazar günü ay satürn arasındaki karşıtlık, ay merkür arasındaki karşıtlık karşınızdaki kişiyle olan ilişkilere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bu hafta 21 Ekim'de merkür sizin burcunuzda retro harekete başlayacak. Bu önemli bir süreç olacak. 10 Kasım'a kadar merkür akrep burcunda retro harekette olacak. Bu süreç içerisinde zihinsel olarak biraz daha içe dönük olabilirsiniz, daha kuşkucu olabilirsiniz, takıntılı düşünceler, derin düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sezgileriniz yoğunlaşabilir, empati yeteneğiniz artabilir, içgüdüsel tavırlar, dürtüler biraz daha yoğunlaşabilir. Ancak günlük hayatınızda, İletişimlerde, yakın ilişkilerde, gerginlikler, bazı terslikler, yanlış anlaşılmalar, karışıklıklar da gündeme gelebilir. Buna dikkat etmek ve temkinli olmak gerekiyor. 23 Ekim'de Güneş sizin burcunuza geçecek bu hafta. Enerjiniz yükselecek. Bir ay boyunca Güneş'in enerjisini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu da iş ve özel ilişkilerinizdeki motivasyonunuzu arttıracaktır. Daha enerjik bir şekilde yeni girişimlere daha rahatlıkla başlayabilirsiniz. Çevrenizde ve bulunduğunuz ortamlarda da daha fazla dikkat çekeceğiniz bir süreçte olacaksınız. Hafta içerisinde gökyüzünün konumu pazartesi günü ay boğa burcunda ilişkilere dikkat çekiyor. Salı günden itibaren ikizler burcuna geçiş yapacak. Maddi konuların, ortaklaşa işlerin, ortak gelirlerin, banka işlerinin, yatırımların, bütçelerin, bütçe düzenlemesi, alacak verecek, ödeme, borç ödeme gibi, fatura ödeme gibi konuların biraz öne çıkacağını gösteriyor salı ve çarşamba günleri. Ancak Merkür'ün retro harekette olması bu işlerle uğraşırken biraz daha her zamankinden daha fazla dikkat ve dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Tersliklere karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Perşembe günden itibaren ay yengeç burcunda olacak. Sizin için artık iletişimin, yakın çevre ilişkilerinin, belki seyahatlerin öne çıkacağını gösteriyor. Bu süreçte eğitimle ilgili işler, medya, yayıncılık veya hukuksal konularla da daha fazla uğraşabilirsiniz. Özellikle cuma günü gökyüzündeki enerjilerin konumu, ayın pozisyonları oldukça destekleyici. Cuma günü iş ve özel ilişkilerinizde daha verimli sonuçlar alabilirsiniz sevgili akrepler. Cuma akşamı da ruhsal ve manevi olarak kendinizi daha tatmin hissedeceğiniz, iyi hissedeceğiniz, rahat hissedeceğiniz, pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir gün olacak. Ay Jüpiter kavuşumu sizi de su grubu olarak çok etkileyecektir. Duygusal olarak çok yoğunlaşabilir, sezgileriniz güçlenebilir, yaratıcılığınız artabilir. Her türlü ruhsal çalışma, manevi faaliyet, sanatla ilgili işler, bunun yanı sıra romantizm, sevdiklerinizle birlikte olmak, duygusal paylaşımlar yapmak için cuma günü gökyüzü çok olumlu enerjiler taşıyor. Hafta sonunda cumartesi günü gündüz saatlerinde ay yengeç burcunda olacak. Akşam saatlerinde de aslan burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinden itibaren biraz daha aile büyükleri, hayatınızdaki otorite kavramları, iş ve kariyerinizle ilgili konular biraz daha fazla gündeminizde olabilir. Sevgili aslanlar, sevgili akrepler, günlük yorumları da takip ederseniz haftalık detayları daha rahat takip edebilir, daha fazla bilgi alabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.